Hiç merak ettiniz mi acaba CS2'nin temelleri 25 yıl önce nasıl atıldı? Bugün sizlerle birlikte Counter Strike'ın beta sürecine kısa bir giriş yapacağız ve deneyeceğiz. Tabii bunu yaparken de elimde görmüş olduğunuz canavar bana eşlik edecek. Bota bak sen. Çıkarın beni bu cehennemden. Tamam hadi gidelim. Hadi çıkar beni buradan. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Corsair'in Knight Saber oyuncu faresini inceleyeceğiz. FPS, MOBA, Battle Royale ve daha birçok oyun türünde akabileceğini iddia ediyorlar. Gerçekten öyle mi? Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar, ürün klasik Corsair teması da geliyor. Hemen hemen bütün detayları işlemişler. Bir yandan kutuyu açarken gözüme çarpan kısımlardan da bahsetmek isterim. 26.000 DPI sunan Marksman sensörle geliyor. Maksimum hızlanma 650, hız ise 50G olarak belirlenmiş. Corsair'in iddiasına göre nokta atışı keskin bir sensör kullanmışlar. Ultra hızlı 0.5-1ms kullanım avantajı sunan farede 11 adet programlanabilir tuş var. Kutu içeriği bakımından kitapçık ve örgülü kalın bir C-tipi kablo çıkıyor. Genelde Corsair'in kablo kalitesi iyi olsa da daha hafif ve esnek bir kablo olabilirdi. Ürünle ilk temas simetrik tasarımını içime işlemesiyle başladı. Hafif ve ergonomik tasarlamışlar. Lakin 98 gram olduğunu da eklemeliyim. Bu arada üründe ağırlık ayarlama imkanı yok. Bana nedense fütüristik esintiler barındıran çekici bir fare izlenimi kattı. Şeffaf kedi gözü RGB hatlar hoşuma gitti. Sağlam sert plastikle gelen üründe kenar dokuları nedense Star'la aynı malzemeden olsa da hissiyat bakımından biraz daha az yumuşak geldi bana. Plastik hissi bir kademe daha yoğundu. Sol tuş kısmında ek iki tuş olması pratik bir çözüm olmuş. Kenar tuşların kontrolü kolaydı. Yine scroll tekerimizde yüksek geri bildirim sunan kaymaz kaliteli bir yapıda tasarlanmış. Ürün genel olarak avucuma sağlam oturuyor ve kolay kolay kaymıyor. Sadece teker altındaki ince profil tuşlar her ne kadar daha estetik olsa da alışmak zaman alabilir. Birazcık gölgede kaldıkları gerçeğini de es geçemeyeceğim. En azından büyük olabilirdi. Farede en takdir ettiğim şey ise aşırı dayanıklı üst kalite teflon ayaklarla gelmesiydi. Hem büyükler hem de her türlü yüzeyde rahatlıkla akabilir. Yine kullanım modları için kocaman tuş koymuşlar. Dongle içinde gizli bir yuva mevcut. Yani ister Bluetooth'la TV'ye bağla, istersen de telefona. Geniş bir kullanım gamı sunuyor. Fiyatına göre güven veren, palm ve cloud tuşa daha yatkın olan ve insanın elinde çok rahat oturan bir fare olmuş. Yüzey hissi bakımından hafif törpülenmiş olsa da genel itibariyle ışık kalitesiyle birlikte kendisine çekebiliyor. Ürünün inceden kalına doğru ön kısma uzanan gövde tasarımı beni mest etti dostlar. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? Aslında Counter Strike'ın başlangıcı Guzman ve Cliff tarafından Half-Life için bağımsız bir mod olarak geliştirilmesine dayanıyor. Mod olarak çıkan bir şey nasıl olur da full oyuna dönüşür? Olay çok basitti. İyi ve kötü taraf vardı. İlk başlarda birkaç harita ve temel oyun mekaniğiyle ortaya çıktı. Beta 1.0 sürümüyle ilk kez tanışan oyun severler, yani oyuncu topluluğu, oyunun gelişmesi büyük bir rol oynadı. Hatta oyunun başarısı tamamıyla bununla korelasyon içerisinde. O kadar çok geri bildirimde bulundular ki takımda iyi çalıştı. Harita ve silahlarda denge oluşturmaya çalıştılar. Stratejik ve takım tabanlı bir yaklaşımı da vurguladığı için multiplayer olarak Half-Life'dan sonra en çok sevilen oyunlardan biri oldu. O dönemleri çok iyi hatırlarım. Half-Life'da ilintili ne varsa patlama yaratıyordu. İnternet kafeler kapışmak için bozuk para toplayan insanlarla doluydu. Abi 25 kuruşluk masa açar mısın diyen arkadaşlar vardı. FPS tutkunu insanları rekabetçi ortam kurmaya ve turnuvalar düzenlemeye heveslendiği dönemlerden bahsediyorum. İşte bu evreler çok eskiye dayanıyor. Counter-Strike bu süreçte büyüdü ve evrim geçirdi. Nihayetinde kendi başına bağımsız bir oyun olarak popülerlik kazandı. Toplu masla oynandığı için sık sık tekerin kirlenmesine sebep olan yegane oyunlardan biridir. Bu arada denemek isterseniz Half-Life indirip açıklamadaki linkten betaları üzerine kurabilirsiniz. Dostlar 350-500-800 diye DPI seçeneklerimiz gidiyor. Şu anda sniper'la başlayacağım. Sabit kalmadığımda mermi tabii yönünü bulamıyor. Farenin sağa sola hızlanması ve benim hamlelerime verdiği tepki çok hoşuma gitti ya. 500'e geçelim. 500 bile gayet hızlıymış aslında. 400 daha ideal. İşin güzel yanı fareyi kaldırdın. Sağ solu oynatıyorsun. Normalde yapmamak lazım. Bakın ibre oynamıyor dostlar.
aynı hedefte kalmaya devam ediyor. Bu kaliteli bir oyuncu faresi olduğu anlamına geliyor aynı zamanda. Şu anda 800'deyiz. Güzel. 800'ün tepkileri de iyi. Bu ne oğlum? Adamın biri bağırıyor. Ölsene kanka. Vallahi bu Ruslar çok enteresan ya. Neyse, duran adamı vurduk sonunda. Güzel. Evet, bu haritada ben iyi oynuyorum. Oha ya. Abi ışınlanmadan yaktılar canımı. Ortalık fena. Dostlar, Darkstar modelinde zaten uygulamadan bahsetmiştim. Aynısı Night Saber için de geçerli. IQ uygulamasında otomatik olarak güncel diyebiliyoruz. Yüzey kalibrasyonu yapabiliyoruz. Zaten RGB mousepad'imiz var. Ara DPI seçeneklerini halledebiliyorum. Mesela 120 yaptım. Aydınlatma kısmına geldiğimizde zaten elimiz bayağı bir kuvvetli. Sınırsız makro atayabiliyorsun. Yazı makrosu bile mevcut. Makrodaysa atıyorum klavye atadın, kaydettin. Burada MS'yi bile değiştirebilirsin. Tetiklenmeyi ve diğer şeyleri ayarlayabilirsin. Dostlar, testleri mousepad kullanarak aldım. Saniyede 8.5 hamleye kadar çıkabildi. Ve ürünün tepkileri bayağı iyiydi. Gecikme ve takılma sezinlemedim. DPI geçişleri hem çok seri hem de hissettirmiyor. Asıl efsane kısımsa on the fly özelliğiydi. Yazılımsız bir şekilde hızlıca DPI'yı elini arttırıp düşürebiliyoruz. Bu arada hedef takibi konusunda 5 derecelik minik bir sapma olsa da genel itibariyle tutarlı ve çok keskin bir skor verdi. Yani bu şu anlama geliyor: siz FPS türü oyunlarda headshot kasmak istiyorsanız bununla çalışabilirsiniz. Bu arada bunun yegane sebebi elbette kaliteli mousepad yüzeyinin sağladığı avantaj olsa da sensörün de hakkını vermek lazım. Çözünürlük, keskinlik ve akıcılık mükemmel olsa da pürüzsüzlük de düşük çıktık. Bu arada bu modelde 2000 Hz'in de üzerine çıkabilmek beni epey sevindirdi. Nedense daha tutarlı bir tazeleme performansı sergiliyor diyebilirim. Sensör pütürlü yüzeylerde bile rahatlıkla akabiliyor dostlar. Farenin ivmelenmesi sizin de hoşunuza gidecektir. Eleştirebileceğim tek bir kısım var, o da kaldırma mesafesi olsa gerek. En azından bir tık daha düşük olabilirdi. Fakat ayarlarda mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mükemmel tıklama gecikmesi ve sensör takibiyle son derece iyi bir ham performans sergiledi. Elbette G502 gibi ağır kalan fareler kategorisinde olsa da önde metal sağlam bir çerçeveyle geldiğinde hatırlatayım. Aynı anda iki farklı cihaza da bağlayabileceğiniz gibi Bluetooth'la 4 gün rahatça kullanabilirsiniz. Bu arada 2.4 ile bağlarsanız 3.5 gün ancak yetiyor. Keşke dedim şarj etmek için bir tane dock station olsaydı. Kablosuz olarak da kolayca şarj ederdim. Bu da haliyle $144'luk fiyatını biraz daha yükseltirdi. Kısaca her türlü oyunda yüksek performans alabileceğiniz bir fare olmuş. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Corsair'in bu seneki modellerine baktığımızda az çok performans da birbirlerine çok yakınlar. Tasarım olarak da yakınlar ama ufak tefek farklılıklar mevcut. Genel itibariyle performans ve tutarlılık kısmında ön plana çıkmak istemişler. Ya bu da rekabetçi oyunlarda insanın elini güçlendirecektir dostlar. Hem çekici hem de elinize rahatlıkla oturabilecek, oyunlarda da akıp gidebilecek bir fare arıyorsanız bakmanızda fayda var. Son olarak artı ve eksileri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı.